Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü zamir değildir? Şimdi buradaki nedir sorusu yani ne sorusu bir soru zamiridir arkadaşlar. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bir soruya verilecek yanıt isim veya zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Buna bir yanıt vermek istiyorum. Umuttur demek istiyorum. Umut. Umut sözcüğü bir isim. Soruya verdiğimiz yanıt bir isim olduğu için bu soru kesinlikle soru zamiridir. Şey sözcüğü ise daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bunu gördüğünüz her yerde bu sözcüğe belgisiz zamir diyebilirsiniz. Bu sözcü işaret sözcüğüdür. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki aldığında işaret zamiri olur. Gördüğünüz gibi bu sözcüğünde ismin yönelme hali var. Yani bir çekim eki var. Bu sebeple buna sözcüğü burada işaret zamiri görevindedir arkadaşlar. Bütün sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler cümlelerde genellikle belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Şimdi bütün sözcüğü burada sıfattır. Belgisiz sözcükler isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi, kaç ne kadar gibi sorulardan birinin yanıtı olduğunda belgisiz sıfat olur. Hangi insanlar, bütün insanlar dolayısıyla bütün sözcüğü bir isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için burada belgisiz sıfat görevindedir. Bu nedenle bizim cevabımız 4 numaralı sözcük yani D seçeneği olur. Diğer sözcüğe bakalım. Birbirimize. Arkadaşlar birbiri sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük biri dediğimiz iki belgisiz zamirin kalıplaşmasıyla birleşmesiyle oluşmuştur. Bu esnada ilk zamirdeki i sesi de arkadaşlar düşmüştür. Yani bu zamirde aynı zamanda bir ses düşmesi var ve bu zamir birleşik yapılıdır. Dolayısıyla buna da zamir dedik. Bizim cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.